tiroid cerrahisi özellikle hastalarda multinodüler guatr ya da toksik multinodüler guatr ya da tiroid kanserlerinde cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Hastalığın çeşidine göre farklı ameliyat yöntemleri uygulamaktayız. Multinodüler guatrlar özellikle 3 santimin üzerindeki nodüllerde şüpheli ise önce ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıyoruz. Gelen sonuca göre eğer şüpheli ya da tümör lehine bulgular varsa mutlak surette bunlara ameliyat öneriyoruz. Ama çapları 2 santimden küçük, herhangi bir malignite şüphesi yoksa daha çok takiplerini öneriyoruz. Artık takibi ve tedavisi kolay olan hastalık grubudur. Bunlar için hemen erken ameliyat, özellikle küçük nodüllerde kesinlikle önermiyoruz. Yalnız küçük nodül de olsa, eğer malignite şüphesi varsa ya da malignitesi ince iğne aspirasyon biyopsisiyle saptanmışsa kesinlikle büyüklüğüne bakılmadan ameliyatlarını öneriyoruz. Ne tür ameliyatlar yapıyoruz? Bazen tiroid lobunun bir tanesini ya da her ikisini alabilmekteyiz. Tiroid bezi özellikle insan için çok ehemmiyet arz eden tiroid hormonlarını salgıladığından dolayı cerrahiye karar verirken mutlak surette artısını eksisini iyice hesap etmek gerekiyor. Onun için iyi huylu, selim olan nodüllerde hemen cerrahi önermiyoruz. Yalnız malignite şüphesi olanlarda mutlak surette ameliyatlarını tercih ediyoruz. Ve şüpheli nodüllerden mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisini yaparak ameliyatımızın seyrine yön veriyoruz. Sonucuna göre ya bir lobu ya da her iki lobu almamız yönünde bize ciddi anlamda fikir vermektedir. Tiroid cerrahisinde iki şeye çok dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi rekürren sinir dediğimiz sinir özellikle ses tellerine giden sinirin korunması. Bir diğeri de paratiroid hormon salgılayan paratiroid bezlerinin korunmasıdır. Hangi ameliyat olursa olsun bu iki şeye çok dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi özellikle paratiroid bezlerinin fazla alınması, çıkarılması, hastada kalıcı hipokalsemi dediğimiz, özellikle hastaların ellerinde, ayaklarında ve çenelerinde, ağız çevresinde uyuşukluğa neden ve tedavisi ve takibi zor olan hipokalsemi neticesini vermektedir. Bir diğeri de ses tellerine giden rekürren sinirlerin sağlı sollu her iki tarafın muhafaza edilmesi. Onun için mutlak surette hem sinirleri hem paratiroidleri korumak ciddi anlamda hayati önem arz etmektedir.